ketebe Yayınları sunar. Yaşar Süngü. Mecelle ve İş Ahlakı. Mecelle, Tanzimat Fermanı ile açılan dönemin en önemli kanunu ve Osmanlı modernleşmesinin en önemli anıtlarından biri. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yarım yüzyılında şer'i mahkemelerde hukuki dayanak olarak kullanılmış. Bir giriş 16 bölümden oluşuyor ve 1851 madde içeriyor. Anayasa olarak birçok ülkede uzun süre uygulanan mecelle Wikipedia'da şöyle anlatılıyor. Türk Medeni Kanunu'na ek olarak çıkarılan 864 sayılı tatbikat kanununun 43. maddesiyle 4 Ekim 1926'da mecelle yürürlükten kaldırılmış. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra mecelle devletlerin çoğunda kalıcı bir etki bırakmış. Mecelle etkili, tutarlı ve yerinden edilmesi zor olduğu için çoğu yerde uzun süre devam etmiş. Yürürlükte kalan ülkeler Türkiye'de 1926'ya kadar, Arnavutluk'ta 1928'e kadar, Lübnan'da 1932'ye kadar, Suriye'de 1949'a kadar, Irak'ta 1953'e kadar, Kıbrıs'ta 1960'lara kadar, Filistin ve daha sonra İsrail'de resmi olarak 1984'e kadar, Mecelle, Ürdün ve Kuveyt'te de medeni hukukun temelini oluşturmuş. 99 genel hukuk ilkesini içeren giriş bölümünden sonra mecelle şu konulara değiniyor. Büyü, icar, kefalet, havale, rehin, emanet, hibe, gasp ve itlaf, hacir, ikrah ve şufa, envai şirket, vekalet, sulh ve ibra, ikrar, dava, beyinat ve tahlif, kaza. Mecellenin hazırlanış serüveni de şöyle. 1868'de Sadrazam Ali Paşa, Abdülaziz'e sunduğu ünlü reform tasarısında Fransız Medeni Kanunu'nun aynen çevrilerek benimsenmesini önermiş. Hatta çeviri için bir komisyon kurulmuştu. Ancak aynı yıl bu projeden vazgeçilerek İslam Medeni Hukukunun derlenip modernleştirilmesi fikri ağırlık kazandı. Adliye Nazırı ve Eski Meclisi Ahkamı Adliye Reisi Ahmet Cevdet Paşa Başkanlığı'nda 7 kişilik bir heyet bu işle görevlendirildi. Cevdet Paşa, Batı ve Doğu doğu kültürlerine eşit derecede vakıf bir devlet adamı ve düşünce adamı olarak biliniyordu. Eserin önemini biraz daha yakından anlamak için Mecelle'nin ilk 99 hükmünden bazı örneklere yer verelim. berat zimmet asıldır, borçlu olmamak asıldır, borç ileri süren ispatla mükelleftir, defi mefasit celbi menafiden evladır, zararı yok etmek fayda sağlamaktan iyidir.'' Ezmanın tahayyürüyle ahkam tahayyür eder. Zaman değişince hükümler de değişir. Okutta itibar makasıt ve maniyedir, elfaz ve mebaniye değildir. Sözleşmenin amaç ve anlamı göz önüne alınır, söz ve yazılışı değil. Şek ile yakin zail olmaz, kuşku kesin bilgiyi gidermez. Kadim kıdemi üzere terk olunur. Eskiden var olunan aynen devam ettiği varsayılır. İçtihatla içtihat nakz olunmaz. İçtihat, içtihatla bozulmaz. Zararı am mı def için zararı has ihtiyar olunur. Özel zarar, genel zarara tercih edilir. Alması memnu olan şeyin vermesi dahi memnu olur. Alması hukuka aykırı olanın, vermesi de hukuka aykırıdır. Beyner, tüccar maruf olan şey, beyinlerin de meşrut gibidir. Ticari örf ve adetler, ticari sözleşmelerin şartı gibidir. Kelamın imali, ihmalinden evladır. Söze bir anlam vermek, yok saymaktan iyidir. Beyine hücceti müteaddiye ve ikrar hücceti kasıradır. Kanıt herkesi, ikrarsa sadece ikrar edeni bağlar. Tevehhüme itibar yoktur. Delile dayanmayan vehim ve kuruntulara hukukta itibar edilmez, kıymet verilmez. Hukuk vehimlerle değil, delillerle ilgilenir. Ehmeni şerreyen ihtiyar olunur ki iki kötü şeyle karşı karşıya kalındığında daha hafif, daha az kötü olanı seçilir. Mesela tedavi imkanı olmayan kangren olmuş bir parmağın kesilmesiyle el tutulacaksa parmağın kesilmesi tercih olunur. Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği İGİAD, üyelerine ve iş dünyasına iş ahlakının geliştirilmesi noktasında verimli ve örnek çalışmalar yapıyor. Osmanlı'daki İslam hukukunun son kanunlaştırma hareketi olarak görülen mecellinin evrensel ilkelerden oluşan ilk 99 maddesi içinde yer alan iş ahlakı ve borçlar hukuku kurallarından oluşan bir eser yayınladı. Ben faydalandım ve kütüphaneme koydum. Eser için çaba gösteren İGİA'da, Hukuk Vakfı Başkanı Muharrem Balcı'ya, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Numan Tekelioğlu'na ve Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu öğrencilerinden Ümmü Gülsüm Kılınç, Şüheda Doğan, Sümeyye Keser, Merve Şevval Balcı, Emir Ali Spor, Ali İzzet Bülbül'ün emeğine ve kalemlerine sağlık. Ketebe yayınları sundu.